Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Windows mikrofon ayarı videosu çekiyorum. Bu seferki mikrofon ayarı videosu diğerlerinden bence daha detaylı ve daha güzel bir ses almanıza yarayacak bir video olacak. E, bunun da hangi program aracılığı sağlayacağız? Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz VoiceMeter banana üzerinden sağlayabileceğiz arkadaşlar. Peki ben neden sürekli mikrofon ayarı videosu çekiyorum? Yani sürekli bakarsanız kanalda artık 3. mü 4. mü ben de sayamıyorum. Ben de çok kaliteli ses almak istediğimden kaynaklı biraz da ben de güzel ses almak istiyorum işin açığı. O yüzden bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum. Ben de yeni bir şeyler keşfettikçe bunları size detaylı bir şekilde sizin de anlayacağınız şekilde aktarıyorum. Nedir bu voice meter bana ana? Birçok yayıncının kullandığı, birçok seslendirme sanatçısının kullandığı bence ben de yine deneyimledim. Harika bir program olarak değerlendiriyorum bu programı. İsterseniz şöyle bir yavaştan anlatmaya başlayalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz panelde Bakın şu A1'e bastığım anda kendi sesimi de ben duymaya başlıyorum. Siz de bastığınızda kendi sesinizi duyacaksınız. Tabii bunun için önce şu yukarıdaki yazıya tıklayıp burada mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Şuradaki output kısmına gelip şuraya basıp da hangi kulaklık mı takıyorsun? İşte kulaklığı seçersin. İşte televizyon takılı bende mesela. Televizyondan mı duymak istiyorsun? Televizyonu seçersin. Buradan da işte kendi sesinizin çıktısını nereden vereceğinizi seçiyorsunuz ve artık hazırsınız. İşte A1'e bastığında da kendi sesini duymaya başlarsın. Ee, şurada ayarlarımız var. Gördüğünüz gibi biraz böyle ekolu bir ses geliyor. Ve burada da hem tiz hem ekolu. Bu taraf tiz. Bu taraf tis. ise bas baritonlu. Ama yukarılar ekolu. Aşağı taraflar ise sol tarafa doğru bas. Ben ise şuralarda kullanmayı tercih ediyorum. Benim bu şekilde hoşuma gidiyor. Şimdi ise şuradaki görmüş olduğunuz şu biraz eko'yu arttıran bir şey. Yani ben çok beğenmedim bunu. Tavsiye de etmiyorum. Eko eko böyle ekolu geliyor ses. Bu da gürültü engelleme. Bence en güzeli de bu arkadaşlar. Sizin aradığınızda bence şahsen bu. Şimdi bakın. Bunu işte kullanınca diyorlar ki arka planda böyle fan sesi böyle duyuyorsun. Şimdi o nedir göstereceğim. Ses fulledim. Ben sustuğumda işte arkadan bakın bir fan sesi gelecek. Kısa süreli ama rahatsız ediyor. Kesemiyor onu yani. O yüzden bunu biraz kıstığın zaman bundan da kurtulursun. Ee, Bu neye yarıyor? Bakın şimdi ben şöyle bir test yapacağım. Ee, klavyeye basmaya başlayacağım. Önce kapatalım. Ee, kapatıyorum ve klavyeye basıyorum. İyi dinleyin. Bakın klavye seslerini çok net duyuyorsunuz. Şimdi ise fullleyeceğim ve sadece ben konuşurken klavye seslerini duyabileceksiniz. Onun dışında klavye seslerini direkt kesiyor. Ben şu an basmaya başladım bakın. Ben konuşurken duyabiliyorsunuz ama sustum anda böyle bir anlık kesiliyor. Bakın duyamıyorsunuz. Böyle bayağı yetkili bir ses kesme şeyi var. Çok hoşuma gitti açıkçası. Yani tavsiye ederim kullanmanızı. Ama kararında yani şurayı da Aşağı biraz indirin ki orada çok göze batmasın. Şurada Equalizer ayarları var. Şurası şunu kapatacağım. E, hoparlör kısmı, A kısmı, hoparlör kısmı yani şu çıktı olarak düşünebilirsiniz. B kısımları da mikrofonun ayar kısmı. Bakın zaten şurası e, artıp iniyor. Şöyle ben bir e, dinliyim kendimi de ayarlara bakalım. Buradan aç, açabiliyoruz. işte bunu bir indirelim. Yani bura Equalizer gibi düşünebiliriz. Açtı. E, şöyle bir bakın şimdi de fark ettim. Hani bunun full olması da bazen kendi sesimizi de kesebiliyor açıkçası. Yani Ona da çok dikkat edip net konuşmak lazım. Equalizer'a tıkladığım anda devreye giriyor. Sağ tıkladım. Bakın burada çok ince ayarlar var. Yani buradan bakın ses değişiyor bayağı. kendinizin işinize gelecek bir ses ayarı yapabilirsiniz. ben tabii daha kurcalama şansı bulmadım. Deneyimlemedim de bu tarafı ama Buradan kendinize çok güzel bir ses çıkarabilirsiniz açıkçası. Ben şimdi e, burayı devre dışı bırakacağım. Şöyle gerek yok şu an benim için. Bakın mesela telefon çaldı duymadınız bile, yani öyle söyleyeyim. E, gayet kullanışlı bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bir video gelsin istiyorsanız, hatta durun bir dakika videoyu sonlandırmadan çok önemli bir detay daha vereceğim. Mesela ben bu sesi OBS'te nasıl alırım? Bakın property istiyorum. Voice meter'ın output'unu seçiyorum. Ve artık voice meter'da buradan ses alabilirim. Ne var? Evet. Teknik. Buradan tek yapmamız gereken voice meter output'u seçmek. Ve sonra OK diyorsunuz ve artık mikrofondan ses alıyorsunuz. Bakın mikrofonu kendisinden kayıt alayım. Farkı duyun arkadaşlar. Bakın gürültü şurada izleyebilirsiniz. Yani gürültüyü nasıl duyduğunu görebilirsiniz. Ama voice metre geçtiğim anda bu gürültü problemi tamamen ortadan kalkıyor. Bakın izleyelim. Direkt sıfır yani hani. Direkt düşüyor. Peki e, Audacity üzerinden nasıl sağlayacağız? Audacity'de gördüğünüz gibi voice meter output Voice Meter Input seçiyorsunuz. Bunu bilgisayarın hoparlör kısmında seçerken de aynısını yapmanız lazım. Ekranı hemen vereyim diğer ekranı. Orada da şöyle. Şuradaki mikrofon yerinden Voice Meter Input seçmeniz lazım. Tabi buradan ses seviyesi ayarladığınızda ses seviyesi değişmiyor. Bunu yine hangi input seçtiyseniz Voice Meter'da ben hoparlörü seçtim. Buradan tıklayarak sesi arttırıyorsunuz. Sonra tekrar buraya geçip Sesi duymaya devam edebilirsiniz. Bunun dışında diğer mikrofon ayarları videolarımla şu anda hem sağ üstte hem de video bitişine iki tanesini koyacağım. Sağ üstte de bütün videoları yani 5 tane falan varsa hepsini koymaya çalışacağım. Oradan işinize gelen varsa eğer oraları da izleyebilirsiniz. Çünkü orada Windows üzerinden direkt programsızla ayarlar mevcut. Onları da izleyerek işinize gelen ayarları yapabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.